الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. محترم المؤمنات، değerli Müslümanlar, geçen dersimizde yine günümüzün dikkatlerini bir noktaya çeken olaylardan işçi ücretleri hakkında yahut işçiler, işçilik, işveren, iş sahipliği konularında dini İslam'ın telakki ettiği bazı hususları kısaca arz etmeye çalışmıştık. Bugün de genel olarak yine bu bahisleri daha geniş açıdan ele alan bir görüntüyü değişik cepheleriyle sohbet tarzında huzurunuza arz etmeye devam edeyim. Hazreti Allah Celle Celaluhu her vesileyle, her münasebetle davayı din-i hakkın hakimiyetini cümlemize nasip eylesin inşallah. Efendiler, her şeyden önce yeryüzünde Allah'ın tekliflerine, Allah'ın emirlerine, yasaklarına, hükümlerine muhatap olmak bakımından insandan daha ehemmiyetli bir varlık yoktur. Dinimiz bu hususu her konunun başında ele alıyor. Yani bilmemiz, iman etmemiz lazım ki ilahi tekliflerin muhatabı insandır. İnsandan başka gerçi daha birçok varlıklar var, birçok mahluklar var. Ama Allah-u Azimüşşan'ın evamirine, yani emirlerine, nevahi dediğimiz yasaklarına, ahkam dediğimiz hükümlerine bizatihi insanı muhatap kabul etmiş ve insanı yine bizzat mükellef olarak seçmiştir. O halde bu noktadan hareket ettiğimiz zaman demek ki beşeriyet dediğimiz insanlık alemi, insanlık camiası dini İslam'ın merkezini ortaya koyduğu hükümlerin, emirlerin, yasakların muhatabı telakki etmesine karşılık insanı her meselenin başı kabul ediyor. İnsanı her davanın merkezi kabul ediyor. İnsan meselesi, insan hususu halledilmeden, insan ele alınmadan, insanın tarifi, insanın eğitimi, İnsanın beslenmesi, insanın denetimi, her türlü ihtiyacı, arzuları, istekleri, ihtiyaçları karşılanmadan insan dediğimiz varlığı hakkıyla ortaya koymuş olamayız. İnsan varlığını da, insan dediğimiz unsuru, hayatın ve hayatın içindeki meselelerin merkezini teşkil eden insanı da hakkıyla Allah'ın beyan ettiği ölçüler içinde ele alınmaz isek, insan meselesini halletmezsek, hiçbir meselenin, hiçbir konunun da halli, çözümü mümkün görünmemektedir. Şurası da yine hepimizin bildiği, bilmesi gerektiği bir husustur ki, Allah-u Teala Celle Celaluhu insanı yeryüzünde mevcut olan mahlukat içinde eğitime en muhtaç olan varlık olarak yaratmıştır. Hani bir Müslümana sorulsa ki yeryüzünde talime, terbiyeye, tek kelimeyle eğitime, eğitim dediğimiz hususa ihtiyaç bakımından en fazla
hangi varlıklar geliyor diye sorulsa insan cevabını vereceğiz. İnsan kadar eğitime muhtaç varlık yoktur. İnsan kadar beslenmeye muhtaç, korunmaya muhtaç, himaye edilmeye muhtaç, sevilmeye muhtaç, muhafaza edilmeye muhtaç başka bir varlık yoktur. İnsan bu özelliklerle yaratılmıştır. Hayvanlar böyle değil. Hayvanlar böyle değil, görüyorsunuz. Hayvan anasından doğar doğmaz gördüğünüz gibi derhal hareket kabiliyetini gösterebiliyor, ayağa kalkabiliyor, beslenmesini kendisi yapabiliyor, kendisine lazım olan bütün fonksiyonları ortaya koyabiliyor. İnsan öyle değil. Hayvanlara lazım olan özellikleri diyelim, kabiliyetleri, karakterleri, özellikleri Cenab-ı Hak yeryüzüne gelmeden önce o hayvanatın yapılarına, mayalarına, esas unsurlarına yerleştirmiş. Hayvana lazım olan hususiyetler, dünyada ihtiyaç duyduğu hareketler, doğar doğmaz o hayvanın bünyesinde hazır vaziyette bütün özelliklerini gösterebiliyor. Fakat insan öyle değil. İnsan ölünceye kadar eğitimle, talim ile, terbiye ile ancak bazı şeyleri elde edebiliyor. Eğitimsiz insan hiçbir şeye sahip olamıyor. Talim ve tahsil etmeden bir başkası tarafından kendisine bazı hususlar okutulmadan, öğretilmeden, anlatılmadan insan herhangi bir şeyi elde edemiyor. Buna bir misal vermek gerekirse, tavuk dediğimiz hayvanın, tavuk hepimizin bildiği bir hayvan, kuluçka mevsiminde tavuğun altına tavuk yumurtalarını koyarken birkaç tane de ördek yumurtası koyabilirsiniz. Belli bir zaman sonra, kuluçka döneminden sonra tabii o tavuğun yumurtalarından tavuk civcivleri çıkacak. Ördek yumurtasından da ördeğin yavrusu yahut civcivi çıkacak. Bu yavrular çıkar çıkmaz bir tecrübe yapabilirsiniz. Bir deney yapabilirsiniz. Bir leğenin içerisine bir miktar su koyduktan sonra o tavuğun civcivini, yumurtadan çıkan civcivi leğendeki suyun içine koyduğunuz zaman çırpınacak ve eğer su derinse boğulup gidecektir. Ördeğin yavrusunu, ördek yumurtasından çıkan o yavruyu, civcivi, leğenin içindeki suya koyduğunuz zaman derhal otomatik olarak yüzmeye başlayacaktır. Boğulmak yok, şaşırmak yok, yanlış bir iş yapmak yok. Otomatik olarak ördek yavrusu suyun içinde daha suyu yeni buluyor, yeni görüyor, yeni giriyor. Otomatik olarak birdenbire yüzmeye başladığını göreceksiniz. Halbuki bir insana yüzmeyi, yüzme kabiliyetini, suda, denizde yüzme sanatını veya kabiliyetini ancak eğitim yoluyla verebilirsiniz. Yüzmeyi bilen birisi tarafından belki günlerce, belki aylarca o insana öğretmek zorundasınız yüzmeyi. Ama ördek yavrusuna böyle bir eğitim yaptırmaya gerek yoktur. Doğar doğmaz suyu bulur bulmaz yüzmeye başlıyor. Eğitim gerekmiyor, öğretim gerekmiyor, tahsil gerekmiyor, terbiye gerekmiyor. Nedir bu? Demek ki Cenab-ı Hak o hayvana lazım olan o kabiliyeti, o özelliği, ihtiyaç duyduğu suda yüzme hususunu daha doğmadan evvel onun mayasına, onun yapısına, onun esasına, yumurtasına yerleştirmiş olduğu görülmektedir. Buradan da anlıyoruz ki hayvanat gösterdikleri özellikleri, sevki tabiileri, kabiliyetleri talimle, terbiyeyle, telkinle değil, hılkat ile, fıtrat ile almaktadırlar. İşte bu kanunun dışında tek
varlık olarak insanı görüyoruz. İnsan ne elde edecekse eğitimle elde ediyor. Neye sahip olacaksa eğitimle. Ve tabii beslenmeyle beraber bütün bir hayatı insanın eğitim olduğu anlaşılıyor. O halde insan üzerinde çok durmak lazım. Bundan dolayıdır ki dini İslam insana her şeyden daha çok önem veriyor. İnsanın ihtiyaçlarına, insanın arzularına, insanın fıtraten sahip olduğu huylara, kabiliyetlere, karakterlere son derece ehemmiyet veriyor, kıymet veriyor. Hayvanat o kadar ehemmiyetli değil. Zaten onlar doğuştan ne varsa getiriyorlar. Hristiyan bir tabiat aliminin tespit ettiği bir hususu da arz edeyim. Diyor ki, böceklerin nasıl ürediğini, nasıl çoğaldığını merak eden ve bu konuyu araştıran bir tabiat alimi, Hristiyan bir insan, sonra Müslüman olmuş. Araştırmalarından sonra ilim iman etmeyi gerektirir diye bir kitap yazmış ve Müslüman olmuş. O kitap bende var. Bu hayvanlardan bir tanesini de araştırıyor. O da bizim Anadolu'da halkımızın eşek arısı dediği bir hayvan. Eşek arısı derler. Zehirli, belalı bir hayvandır eşek arısı. Bu hayvanın nasıl ürediğini merakla, teknik aletlerle, objektiflerle takip ettim diyor. Malumunuz teleobjektif var. Çok uzaktaki bir zerreyi veya küçük bir sineği, böceği çok yakınınıza getiriyor. Siz o böceğin yanına gitmek zorunda değilsiniz. Zaten o sineğin, böceğin yanına gitseniz kaçıp gidecek. Alet yapmış, teleobjektif. Uzaktaki bir böceği, mesela 1000 metre, 2000 metre mesafedeki böceği burnunuzun dibine getiriyor alet. Yakından takip ediyorsunuz, yanına gitmeye gerek yok. O aletle takip ettim diyor, yavrulama zamanı geldi diyor böceğin, eşek arısının. Yavrular, larva diyor yavrusuna, larva. Böyle küçük tohumcuklar halinde. Nihayet çok düzgün, güneşte ısınmış diyor bir kum, kumsal bir yer buldu. Orayı hafifçe eşti ve takip ediyorum diyor. Yavrularını o eştiği küçük çukura bıraktı. 8-9 tane yavru bıraktı. Hafifçe üzerlerini örttü. Derhal bir uçuş yaptı diyor. Yavrularını yerleştirdikten sonra uçuş yaptı. Yeşil bir alana geldi. Çayıra geldi. Çayırda bir çekirgeyi hedef aldı diyor. Çekirge. Çekirgeyi hedef aldı. O çekirgenin üzerine kondu, o çekirgeyi diyor ensesinden hafif zehirledi, bayılttı. Lakin öldürmedi. İki bacağının arasına çekirgeyi sıkıştırdı, uçuşa geçti. Yine aynen yavrularını gömdüğü kumsalın yanı başına getirdi. Onu da hafif bir çukur kazarak yavrularının iki santim yakınına o çekirgeyi de hafifçe gömdü diyor. Ve kenara çekildi, bekledi. Birkaç dakika sonra o kumun sıcaklığından, hararetinden, güneşten tesir aldıktan sonra o eşek arısının diyor yavruları zarın içinden çıktı, larvadan çıktılar ve etraflarını kurcalamaya, araştırmaya başladılar. Böyle yürümeye başladılar, hareket etmeye başladılar. Hareket edip de şöyle yürümeye başlayınca 2 santim mesafede çok hafif bir şekilde uyuşturulmuş ve kumun içine de çok hafif gömülmüş olan çekirgeyi buldular ve derhal üşüşüp o çekirgeyi yemeye başladılar diyor. Çekirgeyi yediler, gıdalarını aldılar, besinlerini aldılar, beslendiler, ondan sonra uçuş yapmaya başladılar diyor. Ben kenara çekildim düştüm diyor bu tabiat alimi. Bu eşek arısı zehirli bir hayvan. İğnesiyle zehir aşılıyor, zehir veriyor. Bu yavrularını beslemek için o çekirgeyi bulmayı, eğer o çekirgeyi olduğu gibi canlı vaziyette götürmeye çalışsa, götürmesi mümkün değil. Çırpınacak çekirge, ağır gelecek, çırpınacak, götüremeyecek. Onu uyuşturmayı, uyuştururken de zehiri çok ölçülü olarak vermeyi, tamamen çekirgeyi zehirlese, o çekirgeyi yiyen yavruları da zehirlenip ölecek. Yavrularını zehirlemeyecek kadar çekirgeyi zehirleme
uyuşturma kabiliyetini bu küçücük hayvana veren kudret kimdir diye araştırdım, Allah'tan başkasını bulamadım diyor. Ve sonunda iman, daha böyle bir hayli meseleler var kitapta. İman etmeyi gerektirir ilim diye de bir kitap yazarak Müslüman olduğunu bütün aleme duyurmuş bu adamcağız. Şimdi buradan da görüyoruz ki tabiatta insandan başka diğer mahluklara, diğer canlılara, varlıklara ihtiyaç duydukları özellik ve kabiliyetleri Cenab-ı Hak doğuştan onlara vermiş. Zehirli olanla olmayanı tanıyorlar. En küçük hayvan dahi zehirli ot hangisidir, zehirsiz ot hangisidir biliyor, bilerek aleme geliyor. İnsan yavrusu öyle değil. Zehirliği, zehirsizi fark çok zaman sonra ilimle, eğitimle, tecrübeyle elde ediyor. İnsan eğitmek, insanı yetiştirmek, insanı okutmak, insanı insan haline getirmek çok zor bir mesele. Onun için dini İslam bu zor meseleyi ele alıyor. Zor meseleyi alıyor. Ve işi insanın üzerinde yoğunlaştırıyor. Şimdi tam aksine, dün Taşabahçe istikametinde bir yere gittik. Taşabahçe cam fabrikasının işçileri sokaklara dökülmüş, grev yapmışlar. Grev yapmışlar, haksızlığa uğradıklarını söylüyorlar, işten atılmışlar. 300 küsur işçiyi atmışlar fabrikadan. Sokağa atmışlar yani. Niye? Efendim Japonya'dan robot getirmişler. Robot diyorlar, cansız, teknik bir alet. O işçilerin yaptığı işi fabrikada robot yapıyormuş. Şişeyi alıyor, koyuyor, boyuyor, şekil veriyor, alıp ateşe sokuyor, ateşten çekiyor. Vaktiyle bu işi insanlar yaparken şimdi robotlar yapmaya başlamış. Robotun da ihtiyacı yok, yemek ihtiyacı yok, içmek ihtiyacı yok, evi yok, çoluk çocuğu yok. Akılsız bir alet, makina, bedava, ucuz, maaş vermeye gerek yok, ücret vermeye gerek yok, elektrik de çalışıyor. İşçinin tabii emeği çok, çoluğu çocuğu var, yemek istiyor, ekmek istiyor, zahmeti var vesaire. Hemen fabrika yönetimi 300 küsur işçiyi iş kalmadı size biz robot getirdik yere kaldırıp atmışlar. Sokakta sürünüyor bir sürü adam. Dün gittim gördüm. Atılan işçilerin aileleri, anneleri, babaları, çocukları, yavruları da gelmişler o sokaklarda. Terne perişan bağırıp çağırıyorlar, bekliyorlar. Tekrar işe alınmak istiyorlar. Şimdi hadiseye bakın. İslam eğer şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İslam devleti olsaydı vallahi bunu yapamazdı. İslam devleti insanı sokağa atamaz. İnsan olduğu sürece insan varlığını, insan haysiyetini, insan emeğini, insan ihtiyacını kaldırıp bir kalemde sokağa atmak mümkün değil. Robotmuş, teknikmiş, teknolojiymiş hiçbir şey ifade etmez. Hepsinin üstünde insan vardır. İnsanın hayatı, haysiyeti ayaklar altında kalacaksa o tekniğin Allah belasını versin. Teknik değildir. Teknik insana hizmet için vardır. Teknoloji insana hizmet için vardır. Teknoloji geldiği zaman insanın haysiyeti zedeleniyorsa, teknik aletler çoğaldıkça insanın hayatı ucuzluyorsa, insanın kıymeti kalmıyorsa böyle bir medeniyet insanlığın düşmanı sayılır. İslam açısından söylüyorum. Allah yeryüzünü, yeryüzündeki mahlukatı, yeryüzündeki bütün rızık kaynaklarını, üretim kaynaklarını, tüketim kaynaklarını, yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını, robotları, makinaları, teknik aletleri insana hizmet etsin diye yaratmıştır. Evvela insan, sonra teknoloji. Şimdi ise tam aksine tekniği buldum diyor, ben robotu getirdim, beni insan alakadar etmez, kaldırar. Nerede görmüş böyle şey? İşte bunun sebebi nedir? Temelde insanı anlama, insanı kavrama hususundan kaynaklanıyor. İnsanı Allah'ın kitabında anlatıldığı gibi kavrayamazsanız, insanı insanın özellikleri içinde, insanın fıtratı içinde, insanın hırsatı içinde kavrayamazsanız, neticede hiçbir meseleyi çözümleyemezsiniz. İnsana zarar veren kaynakları, insanı tehlikelere sürükleyen kaynakları anlayamazsanız yine insanı koruyamazsınız. Nitekim görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri fevkalade dünya çapında bir insan yetiştiremedik. Hala Mevlana ile iftihar ediyoruz. Mevlana'nın milyonda biri kadar bir insan yetiştirmiş değil Cumhuriyet.
hala 750 senelik Yunus Emre ile varlığımızı ortaya koyabiliyoruz. Yunus Emre'nin milyonda biri kadar bir şair, bir insan yetiştirebilmiş değiliz. Dünya çapında şöyle kalsın, Orta Doğu dediğimiz şu komşularımız arasında küçük bir coğrafya sahasında dahi ün yapmış, insanlığa, beşeriyete yeni buluşlar, yeni imkanlar, yeni kaynaklar temin etmiş bir tek ilim adamı yetiştirememişiz. Açın bakın, Nobel Edebiyat Ödülü, Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü almış veya almaya namzet gösterilmiş bir tek ilim adamı yetişmemiş Türkiye'de. Cumhuriyet dönemini söylüyor. Tek bir ehemmiyetli mühendis bulamazsınız. Tek bir ehemmiyetli kimyager bulamazsınız. Yetişmemiş. Yetişmiyor. Yönetim içerisinde, huzur içinde, güvenlik içinde tek bir toplum bulamazsınız. Devamlı kanunlar değişiyor. Devamlı maddeler değişiyor. Vergi kanunları değişiyor. İdare kanunları değişiyor. Trafik kanunları değişiyor. 3 gün evvelki yola giriyorsunuz kapanmış, açılmış, kapanmış. Sokaklarımız bakıyorsunuz telefon hattı geçmiş, kazılmış. O örtülmüş, su hattı gelmiş, kazılmış, örtülmüş. Açılmış, kapanmış, açılmış, kapanmış. Yani memleket hiçbir zemine oturmamış. Ne kanunlar, ne idare kanunları, ne eğitim kanunları, ne ahlak kanunları, ne imar kanunu, hiçbir şey oturmamış. Hiçbir şey yerine yerleştirilmemiş. Böyle bir zeminde, böyle bir ülkede adam yetiştirebilir misiniz? Mümkün değil, yetişmiyor. Hala dün akşam bile Milli Eğitim Bakanı çıkmış eğitim kanunlarını devamlı eğitim değişken hala bir zemine oturmamışlar. İlk öğretim 8 sene mi olsun, 5 sene mi olsun? Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Amerikan sistemine mi dönelim, Fransız eğitim modeline mi dönelim? Dünyanın en zavallı idaresi haline getirmişler bizi. Hala yerine, zeminine oturmamış eğitim sistemi. İnsanlarımızı neye göre yetiştirelim? Amerikan modeline göre mi? İngiliz modeline mi göre mi? Fransız modeline göre mi yetiştirelim diye hala Türkiye Cumhuriyeti karar veremedi. Ya bırakın şunları veya bunları. Allah'ın kitabına Hazreti Muhammed Mustafa'nın terbiyesine yetiştirelim. Yok o zaman irtica olur, laikliğe aykırı olur diyor. İnsan meselesi halledilmedikçe, işçi meselesi, evvela işçi konusunu insan olarak sen bir robotu alır da işçiyi atarsan orada adalet sağlayamazsın ki. Robot getirirken insanı sokağa atmanın hiçbir kitapta yeri yoktur. O fabrikada bir iş kalmadıysa başka fabrika bulacaksın. Devlet vatandaşa iş bulmaya mecburdur. İslami açıdan söylüyorum yani. İslam devleti işçisini ve insanını Allah şahittir ki sokağa atamaz. Devlet insanına iş bulmaya mecburdur. En büyük vazifesi budur. Lakin anlayış farkına, kavrayış farkına bakın ki temel. Şimdi öyle bir çarpık eğitim içerisinde devam ediyoruz ki televizyona bakıyorsunuz sürekli reklamlar var. Reklamlar, rengarenk reklamlar sergileniyor. Bazı gıda maddelerinin reklamı yapılıyor. Çikolatadan tutun, ithal peynirine kadar salam, sosis, sucuk ne varsa reklamını yapıyorlar. Ve üstelik de o harikulade reklam metotlarıyla tencerede, tavada böyle kızarmış, pişmiş, yağlı, iştah çekici, arzu çekici, insanın ağzını, burnunu sulandırıcı reklam spotları. Çoluk çocuk bunu seyrediyor. İşçinin çocukları bunu seyrediyor. İşçinin çocuğu kör değil ya, o da bakacak buna. Bilmem trilyonerin çocuğu da bakıyor, milyarderin çocuğu da bakıyor, avucunda bir kuruş parası olmayan insan da bakıyor, işçi de bakıyor. İşçinin çocuğu da bu reklamları seyrediyor. Memurların çocukları da, emeklilerin çocukları seyrediyor. Bunlar da insan. Onlar da o çikolatadan yemek isteyecekleri gösteriyorsun ya, reklam ediyorsun. Onlar da o salamdan, sosisten, sucuktan isteyecekler, o gıda maddelerinden, o meyvelerden sebzeler isteyecekler, o kavurmalardan, etlerden, et mamullerinden isteyecekler. Düşündük arkadaşlarla, geçenlerde bir araştırma yaptık. Televizyonda reklamı yapılan gıda maddeleri, yerli veya ithal malları neyse, bu gıda maddelerinden asgari yani en az, en aşağı ölçüde, en az ölçüde satın alıp yiyebilmek için ayda, bir ay zarfında devletin
reklamını yaptığı gıda maddelerini en az miktarda, en az ölçüde alıp da yemek istese bir adam, bir işçi, bir işçinin çocuğu yemek istese, üç çocuklu bir aile bundan faydalanmak istese, acaba ayda ne kadar ona para lazım diye araştırdık, 3 milyon 600 lira para maaş alması lazım. En az faydalanabilmek için bu reklam gıda maddelerinden. Alıyor 700 bin lira, 1 milyon lira para alan adam, reklam edilen bu gıda maddelerinden alıp faydalanmak şöyle kalsın, alamayacak. Alamayınca zihninde kalacak, kafasında kalacak, dimağında kalacak, aklında kalacak. Çoluk çocuğunun ızdırabı içinde akşam geldiği zaman o reklamı yapılan şeylerden getirmesini isteyecek, almasını isteyecek, alamamıştır, getirememiştir. Karısıyla kavga, çocuklarıyla kavga, yavrularıyla kavga. Ya bunların reklamını yapma, yahut da herkesin bu gıda maddelerinden alabilecek ekonomik güce kavuştur, ondan sonra reklamını yap. Felaket. Her şeyimiz ters. Şimdi trafik kazaları var, görüyorsunuz. Geçen yine çıkmışlar, trafik şurası meydana getirmişler. Bir bakıyorlar, siz de dinlemişsinizdir. Trafik kazalarının %90'ı insan unsurundan kaynaklanıyor diyor. İnsan. Yani insandan dolayı kaza oluyor. Arabadaki teknik bir arızadan değil, yolların darlığından değil, asfaltın şusundan busundan değil, insan unsurundan kaynaklanıyor diyor. Evet, doğru, çok doğru diyor. Türkiye'de insan yetiştiremediniz ki arabaları rahat sürdüresiniz bu adamlara. Cihan savaşına eşit insan ölüyor trafikten. İnsanı yetiştiremeseniz arabayı ona teslim edemezsiniz. İnsan unsurunu halletmeden, insan unsurunu hakkıyla ele almadan işçi hakkını eda edemezsiniz. İnsanı hakkıyla elde etmeden idareye oturtamazsınız, zemine yerleştiremezsiniz. Kanunlarla insanlar devamlı çatışma halindedir. Bir türlü bir araya gelmez. İnsanı da hakkıyla tarif edebilmenin, insanı hakkıyla ele alabilmenin yegane çaresi ve çözümü Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa ve onun sünneti ve onun numunesidir. Aleyhissalatü vesselam. Başka çare yok ya. İşte koskoca Rusya, komünist Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye 70 senedir Karl Marx dediğimiz Alman asıllı bir Yahudinin ortaya koyduğu insan tipini, proletarya, işçi diktatörlüğü, işçi, emekçi tipinde bir insan tipi meydana koydu. Koca bir Rusya kıtasını o insanın çizdiği proletarya tipine göre idare etmeye kalkıştı. En sonunda iflas etti. Şimdi Gorbaçov denen lanetlik adam model arıyor. Nasıl bir model bulayım da ülkeyi o modele uydurayım diye çırpınıp duruyor şu anda. Komünizm modeli iflas etti. Bitti, çürüdü, bozuldu. Kapitalizm modeli var, Amerikan modeli, Avrupa modeli, liberalizm, kapitalizm, yani sermayeye dayalı bir insan tipi, insan anlayışı. Ona da dönmek istemiyorlar. Zaten koyu kapitalizmden kaçıp da komünist oldular. Bir daha geriye mi dönsün bu adamlar? Kapitalizme dönmek istemiyorlar eski komünistler. İflas etmiş komünistler. Artık felsefeleri, fikirleri, düşünceleri, arzuları, istekleri, insanlara bahsettikleri meselelerin hepsi tükenmiş. Şu anda komünizm müşterisiz mal gibi. Kapının önüne koy, kimse almıyor. Tekrar komünizmden kapitalizme dönmek istemiyor bu adamlar. Dönmeyecekler. Amerika şiddetle peşinde bunun ama dönmeyecekler. Dönmek istedikleri bir model arıyorlar. Bu model şudur diye kimse vermiyor. Vallahi bu model İslam'dır, İslam'ın sistemidir, İslam'ın nizamıdır. Ama yeryüzünde İslam'ı yaşayabilen bir model millet yok ki, ey Gorbaçov al şu modeli tatbik et diyesiniz. O da yok. Bütün Müslüman ülkeler batılların peşinde. Batıl sistemler peşinde. Türkiye'nin idare sistemi tamamen batıya, batının da muhtelif milletlere alınmış kanunlara bağlı. Almanya'da çıkan Spiegel dergisinde yayınlanmış, bizzat bir yerde şahit olduk, fotokopisini çekip tercümesini yaptırıp yanımıza aldık. Diyor ki, Türkleri tarif ederken, Türkiye'deki yaşayan insanları tarif ederken, tabi oldukları kanunlar bakımından, hani her milletin bir kanunu var tabii, Fransızın, İngiliz'in, Japon'un, Alman'ın, her birisinin tabi oldukları kanunlar var. İşlerini yürüttükleri kanunlar var, kanunsuz memleket olmaz. Her milletin kanunu var. Kanunsuz ülke yok dünyada.
Türkiye'de de Cumhuriyet döneminde uygulanan kanunlar bakımından Türk'ü tarif ediyor, şöyle tarif etmiş. Şu anda yürürlükte olan kanunlar bakımından diyor, yürürlükte olan, tatbikatta olan kanunlar bakımından Türk demek, İsviçre'den alınmış, adına da medeni denmiş, İsviçre'den aynen tercüme edilerek alınmış, adına da medeni kelimesi kullanılmış olan, İsviçre'den alınan medeni kanunlara göre doğan, evlenen, büyüyen, İtalya'dan alınmış ceza kanunlarına göre yargılanan, cezalanan, Almanya'dan alınmış ticaret kanunlarına göre alışverişini yapan, Fransa'dan alınmış eğitim kanunlarına göre tahsil ve terbiyesini yapan, Amerika'dan alınmış askeri kanunlara göre askerlik görevini yerine getiren, İslam'dan alınmış kanunlara göre en son ölürken İslam'dan alınmış kanunlara göre mezarlığa gömülen soysuz adam demektir diyor. Tabi olduğumuz kanunlar bunlar. Medeni yani doğum kanunu, evlenmekle ilgili maddeler, ölümle ilgili maddeler İsviçre'den aynen alınmış. Ticaret kanunlarımızın tamamı Almanya'dan alınmış. Açın okuyun, bütün hukukçular biliyor. Ceza kanunları harfi harfine İtalya'dan tercüme edip alınmış. Eğitim kanunlarımızın tamamı Fransa'dan tercüme edilmiş, alınmış. Mesela okul diyoruz, okul. Aslı Fransızca, ekol. Ekol diyor Fransızlar okula. Okul demişler, uydurmuş, almışlar. Askeri kanunlarımız tamamen Amerikan. Geriye sadece öldüğü zaman bir caminin musalla taşına getirip de bir de bir efendim, göstermelik sarıklı cübbeli bir imam, belediye imamı çıkartmıyorlar mı? Göstermelik. Arkasından bir toprağın içerisine işte lillahil fatiha gömüyorlar. Ölürken İslam'dan bazı kanunlar almış. Hayatta İslam'dan alınmış bir de kanun yok. Evleneceksiniz, evliliğinizi İsviçre'de alınmış kanunlarla yapıyorsunuz. Mesela şimdi bana birisi gelse dese ki hocam nikahımı kıysanız, nikah merasimini, nikah akdini yapsanız, gel de gitsem Allah'ın ahkamına göre şu Kur'an-ı Kerim'i önüme koysam Allah'ın emriyle Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri içtihadıyla hazırda bulunan şahitlerin şehadetiyle aranızda belirlemiş olduğunuz mehri muaccel ile falancanın kızını falancanın oğluna zevceliğe verdin mi? Hani vekalet varsa verdin mi? O da verdim demişse yapılan duasıyla İslami şekilde bu nikah Allah'a göre tamam mı değil mi? Tamam. Peygamber'e göre muteber mi? Muteber. Allah'a göre muteber, muteber. Ama sokağa çıkıp da giderken bir güvenlik görevlisi gel bakayım falanca bu yanındaki hanım kim dediği zaman bu benim eşimdir, helalımdır, nikahımdır falan hoca efendi Allah'ın kitabına göre nikahımı kıydı dese bu devlete, rejime, idareye göre ilahi hükümlere göre kıyılmış bu nikah muteber olur mu olmaz mı? El cevap vallahi olmaz. İsviçre'den alınan kanunlara göre yapılmışsa muteberdir. Allah'ın kitabına göre muteber değildir. Bunu siz de biliyorsunuz. Ne yani? Ama yeni şeyler değil ki bunlar. Hiçbir hukuki maddemiz İslam'a göre değil. Ölürken mezarlığa götürürken bazen Allah'ım Allah deniyor. Başka yok. Bütün bu sistemin içinde insan farkındaysanız, demin sohbetin başında dedim, adam yetiştiremedi. Dünya çapında bir mühendisimiz yok. Dünya çapında bir kimyagerimiz yok. Dünya çapında bir matematikçimiz yok. Dünya çapında bir fizik alimimiz vallahi yok. Yok, yetişmiyor. Kanunlar başka, maddeler başka. Şimdi uymuyor diye her gün kanun değişiyor. Bu değişikliğin bu kadar aşırı, bu kadar anormal, zamansız, zeminsiz, istikrarsız. Efendim istikrar ilahi hükümlerle sağlanabilir. Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar Allah'ın dininde istikrarsızlık var mı? Şüphe var mı? Yok. Ama memlekette görüyorsunuz 48 hükümet kurulmuş Cumhuriyet döneminde. Yani bir sene, iki seneye bile her sene bir hükümet düşüyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar hükümet çokluğu göremezsiniz. Japonya'da işte geçen sene mi, evvel sene miydi bir hükümet değişikliği oldu. Hükümetin başında başbakan olan zat 36 yıllık başbakandı. 36 yıllık. Burada canı sıkılan hükümeti deviriyor. Maddeyi değiştiriyor, kanunu, asfaltı değiştiriyor, kaldırımı değiştiriyor, binayı değiştiriyor. İşte geçenlerde gördünüz yani adamı resmen Yassıada'da zulmen asmışlar ya.
günahsız yere atmışlar adamı ya. Bir avuç eskiya subay, üniformalı eskiya menderesi resmen atmışlar yani. Söz görevi atmışlar. Katil adamlar. Zulüm ya. Bu ne biçim memleket bu? Şimdi utanmadan tartışıyorlar. Şöyle yapsaydı asılmazdı. Ve hiç bunlar asılmaya sebep mi? Adamlar ihtilal yapıyorlar. Yaptıkları gece ne yapacakları programları ellerinde yok. Başları yok, kışları yok. Dünyanın neresi de böyle bir rezalet görülmüştür. Şu memlekete bak. Siz bu ortamda insan yetiştiremezsiniz. Kanunlarınız muğlak. Kanunlarınız yabancı. Nizamınız yabancı. Rejiminiz yabancı. Sisteminiz yabancı. Maddeler yabancı, kitabınız yabancı, millete uymuyor, ahlaka uymuyor, İslam'a uymuyor. Vallahi insan yetişmez. Bu metotlarla 100 sene daha Türkiye'ye gitse adam yetişmez. Bunu anlamak zorundayız. Kendi özümüze dönmek zorundayız. Allah'ın nizamına dönmek zorundayız. Mecburi bir istikamet. Nasıl ki her zaman söylediğim gibi hayvanlarda akıl yok biliyorsunuz. Anadolu'da bazı hayvanları tarlalarda ekin, üzerindeki ekin biçilmiş olan tarlalarda yahut çayırlarda otlamaları için hayvanı bazen ayağından bazen de boğazından bir iple bir ağaca bağlarlar. Ağaç ile hayvan arasında bir mesafe vardır. O mesafedeki otları yesin diye, o bölgede otlasın diye bağlarlar ağaca hayvanı. Sıvır neyse vesaire. Ertesi gün o ağaçtan söküp başka bir ağaca bağlarlar ya o bölgeyi otlasın, fazla uzağa gitmesin. Her tarafı otlamasın da bu ot uzun zaman yetsin diye. Böyle ağaç ağaç bağlar gezerler. Hayvanlardan bazıları o mesafeyi daraltırlar, gider ağaca sarılır. Ağaca sarılır, bir daha dolanır, dolandıkça mesafe alır, ip kısalıyor. İp ağaca sarılıyor, ip mesafesi kısaldıkça boğulmaya başlıyor zavallı inek. Ve çoğu zaman ben çocukluğumda hatırlarım çok boğulmuş inekler görmüş. Bacağını kırmış inekler var. Sarıldı sarıldı. Bir de zavallı hayvan tersine dön, geri dön. Geriye dönse ip uzayacak. Geriye dönmeyi bilmiyor ki. Hayvan. Boğulup gidiyor. Şimdi bu kanunlar, bu ters maddeler, bu yabancı sistem, yabancı rejim bir memlekete uymuyor, insan yetişmiyorsa geri dönün. Yok, trafik canavarına sizi yedireceğim diyor. Her gün 50 ölü, 60 ölü, 100 ölü. Nasıl yapacaksınız? İnsan yetiştiremiyorsunuz. Parayla ehliyet veriyorsunuz, rüşvetine ehliyet veriyorsunuz. Allah korkusu yok, ahiretten bilesi yok. Din yok, iman yok, kitap yok. İnsanı nasıl yetiştireceksiniz? Yani bunu söyleyin bakalım bize. Besmeleyle başlamıyorsunuz. Allah kelamını kullanmıyorsunuz. Laifiye aykırı, aykırı olur diye. Hiçbir dini motivi kullanmıyorsunuz. Dini kabul etmiyorsunuz, hayatı kabul etmiyorsunuz. Nasıl yetiştirirsiniz insanı? Şoför nasıl olur? İnsan olmadan şoför olunmaz ki. İnsan olmadan sanatkar olunmaz ki. İnsan olmadan çırak olunmaz. İnsan olmadan kalfa olunmaz. İnsan olmadan taşeron olunmaz. İnsan olmadan müteahhit olunmaz. Evvela insan. İnsan nerede? Esnafımızın %99'u vallahi verdiği sözde durmuyor. Hiç söz yok millette. Esnafımızın %99'u sözünde durmuyor. Şu iş falanca gün bitecek diyor, gidiyorsunuz vallahi başlamamış daha. Ya niye bitecek dedim? Niye söz verdin Mustafa, Ahmet, Ali, Veli, niye söz verdin? Bir şey de demiyor. Söz veriyor, sözünde durmuyor, çek veriyor, karşılığı yok, senet veriyor, karşılığı yok. İslam ulemasına göre karşılığı olmayan senet veren adam şerefsizdir, senetsizdir. Karşılığı olmadan çek veren esnaf vallahi şerefsizdir. Çünkü çek verdiği adamın şerefiyle oynuyor. Senet verdiği firmanın şerefiyle oynuyor. Şerefsiz adamlar. Hocaya çek veriyor icabında. Hoca, Müslüman bir adam, hoca, din görevlisi. O çeki götürüp bir yere veriyor. Karşılığı çıkmayınca hoca, sen de adam mısın diyor. Ve hocanın şerefiyle oynuyor bu esnaf. Şerefsiz esnaf. Verme ya, senden çek isteyen mi var? Veriyorsan namusu kaçılır. Kaçılığı varsa ver, yoksa verme. Böyle esnaflık olmaz, böyle ticarlık olmaz. Böyle sanayici olmaz. Yerin dibine basın böyle sanayici. Yalan, dolan, dümen, hile. Böyle Müslüman olmaz. Sistem bozuk gerçi, rejim bozuk, hukuk bozuk, kanun bozuk. İşte görüyorsunuz Yassıada'da asılan adamları 5 tane profesör astırmış. Asın bunları demişler. Profesör bunlar. Lanet olsun profesörlere. Asın demişler. Hukukçu bunu, hukuk profesörü.
Ordinary profesör bunlar. Hayvan tabiatlı adamlar. Katil adamlar. Bir avuç profesör bir milletin iktidarını devirip bastırıyor yani. Profesör, ilim adamı bunlar. Neresi ilim adamı bunların ya? Hangi hukukçu bunlar? İşte bütün mesele insan olmadıkça, insan yetişmedikçe, insanı ortaya koymadığınız sürece hiçbir sosyal problemi vallahi çözemezsiniz. Sosyal problem. Trafik sosyal bir facia oldu şimdi. Ayağımızı arabaya koyarken korkuyoruz. Hangi katil kamyon bize ezecek diye. Şimdi kamyoncu adam değil çünkü. Kamyona bindiği zaman kendisini kamyon gibi canavar zannediyor. Heybetli, yukarıda, tepeden bakıyor. Eğitimsiz, eşek adam, mertep adam. Önündeki adamı küçük görüyor. Sinyayı seçiyor. Uykusuz, duygusuz, kalpsiz, vicdansız, imansız adam. Çevreye hükmetmeye kalkıyor. Eğitimsiz, cahil. Sıfır köyden gelmiş, basit bir ehliyet almış canavar adam. Kamyon şoförü. 50.000 başbakan gelse trafik canavarını durduramaz. 50.000 trafik şurası kurulsa, insan unsurunu ıslah etmeden, talim etmeden, tahsil etmeden trafiği önleyemezsiniz. Caddeleri tanzim edemezsiniz. Bu müteahhitlerle yeyici, rüşvetçi, sirkatçi, işletçi, hayasız, ırzı, namusu olmayan bir müteahhit firmasıyla yolları düzene sokamazsınız, köprü yapamaz, baraj yapamazsınız. Gelin insan şurası kuralım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ihtiyacı insan nasıl yetiştirilir diye bir şura kurun. Bu şuraya ilim adamlarını çağırın da söylensin bakalım nasıl insan yetiştirilir. Her mesele, hangi mesele olursa olsun gusülsüz, abdestsiz, secdesiz, hayatta Allah'a secde etmemiş profesörleri çağırıp onlara danışıyorlar ya. Bu cumhuriyetin haline bakın. Bir günde bir Müslüman insana çağırın, konuşturun televizyonda. Bu cinayetlerin sebebi nedir? Bu felaketlerin sebebi nedir? Bu rezaletlerin sebebi ne? Bir de ilim adamı, Müslüman, İslam ilim adamı yok mu memlekette ya? Bakıyorsunuz çıkıyor el profesör, ne ağzında bir şey var, ne rahmani kelime, ne İslami kelime, ne bıyık, ne sakal, ne surat, mermerden bir surat. Çıkıyor zır 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 zır, kimse bir şey anlamıyor. Bu ne profesörü ya? Bu hangi milletin profesörü bu? Şekli şekil değil, suratı surat değil, kelimesi kelime değil, imanı iman değil. Bu adamlar bizim meselemizi çözecekler öyle mi? Bunlar bu vaziyette memleket hiçbir yere varamaz diyorum. İnsan nasıl yetiştirilir diye bir şura kursunlar. Ankara'da mı, İstanbul'da mı, nerede kuracaklarsa çağırsınlar, konuşulsun. Evvela insanı ele alalım, işçiyi bırak. İşçi insandır önce. İnsanı halledin, işçi hallolmuştur. İnsanı halledin, şoför hallolmuştur. İnsanı halledin, müteahhit hallolmuştur. Her şey insana bağlıdır. İnsan eğitilemiyorsa, insan yetiştirmesi yoksa hiçbir probleminizin çözümü yok demek. Kilitlenmiştir. Bu konuşmalarımdan sonra sizi ümitsizliğe sevk etmiş olmayayım. Hani ümitsiz, huzursuz olmayınız diye de Allah'ın lütfuyla çalışmaların, bazı vakıflarımızın, bazı cemiyetlerimizin çalışmalarından da biraz kısaca bahsedip sohbeti keseyim, dersi keseyim. Allah'a hamdolsun 3-5 yıldır ki gelecekte, önümüzdeki yıllarda, 2000 ve daha sonraki yıllarda memleketin yönetimine, yönetim dediğimiz sistemde vazife alacak bir takım gençlerin yetişmesi için tedbir çalışmaları da elhamdülillah devam ediyor. Bir takım fakültelerde, bir takım enstitülerde, bir takım eğitim kurumlarında dinini, imanını, ahlakını almış, ahlaki, imani meselelerini halletmiş, Allah'tan korkan, abdestle dolaşan, abdestsiz yatağa girip yatmayan bir nesil de şu anda vallahi yetişiyor. Var, işin içindeyiz. Vakıflarımız var elhamdülillah. Türlü kollarda, yollarda, usullerde çalışıyor bunlar. Allah'ın lütfu inayetiyle kesin ve keskin bir darbe yemezlerse 10 sene sonra Allah'ın lütfuyla yönetimin %78'i idarenin namaz kılan bir kadronun eline geçecek inşallah. Bu vaziyeti görüyoruz, içindeyiz elhamdülillah. Onlardan bir tanesi de merkezi Üsküdar'da bulunan Tarih ve İslam Araştırma Vakfı diye bir vakfımız var. Ben de işin içerisindeyim. Bu vakıf fakir öğrencilere burs vermekte kullanılmak üzere adı geçen vakıf makbuzlarıyla teberru istenecek cemaatimizden deniyor. Konuyu cami cemaatine
münasip ve lütufkar bir lisanla duyurmanızı ve teberruda bulunacaklara gerekli yardımı yapmanızı rica ederim. Hasan Mezarcı Umraniye Müftüsü. Gayretli bir kardeşiniz, böyle talebelere, yavrulara, faaliyetlere koşan bir insanımız. Yazı yazdı, ben de haberim var, bu yazıyı da bize yazmışlar. Ben de lütfen Rabbimizin rahmeti, Hazreti Habibullah'ın da muhabbeti adına sizlere duyuruyorum. Çıkarken makbuz karşılığı ama, makbuzsuz hiçbir şey yapmayın. Teberruda bulunun, bu vakıf tarafından burs verilmekte olan bu fakir öğrencilere yardımınızı Allah aşkına esirgemeyin, kesmeyin, devam ettirin. Bu neslin ihyasına çalışalım. 10 yıl sonra valilerimizin ve kaymakamlarımızın %80'ini namaz kılarken görmek istiyorsanız bu yardımı Allah namına yapın inşallah. Cenab-ı Hak bizleri, hepimizi, cümlemizi muvaffak eylesin, utandırmasın, usandırmasın ve bu yetişen neslimizi belalardan